ya hali, yaşıyoruz işte. İyi günümüz de var, kötü günümüz de var. İşte efendim dara düştüğümüz günler de olur. İşte efendim borçlandığın günler de olur. Bazen çıkmaza girdiğin günler de olur. İşte bu halde, bu durumda ne oluyor? Efendim işte icraat takipleri falan başlıyor. Bunlar normal şeyler gibi görünüyor. Ama bir devlet memurunun, yani devlette görev yapan bir memurun, yani halka hizmet etmesi gereken bir memurun borçlu olması, icralık olması, yani maaşının icraya kesiliyor olması hiç yani uygun bir şey değil. Hani olabilir, düşmez kalkmaz bir Allah olur ya, bir gün bir insanın başına her şey gelebilir. Bunu da normal karşılarız. Ama bunu alışkanlık haline getirmiş kronik borçlular varsa, değil mi? Adam 20 yıl borçluysa, efendim 50 kişiye borcu varsa, bu artık iflah olmaz. Sen bundan fayda da bekleyemezsin. Bu her türlü suistimala açık bir memur demektir. Şimdi bakıyorsun, yani herhangi bir kurumda, yani ben yıllarca borçlu olan polisleri biliyorum. Emniyet görevlilerini. Efendim yıllarca borcu olan maliye memurlarını biliyorum. Efendim sağlık memurlarını biliyorum. İşte efendim sosyal hizmetlerde çalışan memurları biliyorum. Veya vesaire 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 devletin kurumlarında çalışan memurları biliyorum. Şimdi bu memur nasıl düzgün iş yapacak? Nasıl dürüst iş yapacak? Yani düşünebilir insan, değil mi? Yani belediyenin en üst kademesinde görev yapan bir yetkili, yani en üst kademede görev yapan bir yetkili maaşı hacizliyse bu ne kadar dürüst çalışabilir? Düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar dürüst çalışabilir?